Sevgili Koç Burcu arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Ağustos ayında bizleri neler bekliyor? Kartlarımızdan hep beraber göreceğiz. Sizler için yorumlamaya çalışacağım. 7 tane kart çekeceğim arkadaşlar. Sırayla ve hepsini tek tek size açıklamaya çalışacağım elimden geldiğince. Arkadaşlar bu arada kartlarımı karıştırırken de bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Venüs retrosundayız bu aralar. Ağustos ayında da Merkür retrosu geliyor. Yani bu dönemde arkadaşlar aslında bu bütün burçlar için geçerli. İmzalı işlerden uzak durun arkadaşlar. Yani ev alım satımı olur, araba alım satımı olur, boşanma olur, evlilik olur. Şimdilik birazcık askıya almanızı tavsiye ediyorum. Bakalım şimdi kartımız neymiş? Vay! Sevgililer kartı çıktı arkadaşlar. Sevgililer kartı, yeni bir partnerle tanışabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. İkinci ek bir işe başlayabilirsiniz arkadaşlar. Artı çevrenizdeki herhangi birinden işten alakalı olur, hayattan alakalı olur bir destek görebilirsiniz. Ve evliliği de aslında temsil eder bu. Vallahi evlilik teklifi de alabilirsiniz. Artı arkadaşlar bir de ortaklık kartıdır bu. Herhangi bir işte bir ortaklığa başlayabilirsiniz. İkinci kartımızı çekelim bakalım. Şeytan çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar şeytandan aslında tarotta çoğu kişi korkar. Aslında belirli şeylerde korkmanız gerekiyor. Fakat üzerinizde bu ara ilişkinizde olsun, iş yerinde olsun, üzerinizde birazcık baskı hissedebilirsiniz. Ama çok önemli, çok canınızı sıkacak bir şey olacağını düşünmüyorum. Artı arkadaşlar, bu bağımlılığı da temsil eder. Bu aralar şeye dikkat edin arkadaşlar. Yani alkol kullanımı olur, herhangi bir şey olur. Yani fazlaya, aşırıya kaçmayın. Ve bu ayrıyetten de bir nevi kendini ödüllendirme kartı olarak da konuşabiliriz şeytan hakkında. Çünkü nasıl söyleyeyim size, çoğunlukla bende mesela çok sağlam diyet yapan arkadaşlarımda diyetlerini bozdukları gün özellikle bu kart çıkıyor arkadaşlar. Yani atıyorum çok sağlam bir diyet yapıyorsunuzdur. Birazcık kendinizi şımartırsınız, ne bileyim kız arkadaşlarınızla erkek arkadaşlarınızdan buluşup bir yere gidersiniz ve orada diyeti bozarsınız. Ne bileyim işte fast food yersiniz, işte çikolata olur veya alkol kullanırsınız. Kendinizi birazcık aslında şımartacağınız bir dönem olabilir sizin için. Üçüncü kartımızı çekelim arkadaşlar. Şimdi bu arada yeni tarot destelerim de geliyor arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda farklı farklı destelerden farklı farklı kartlar çekerek yorumlamaya çalışacağım sizler için. Üçüncü kartımızı çekelim bakalım. Üçüncü kartımız prens kartı arkadaşlar. Kılıçların prensi. Bu aralar birazcık huzursuz olabilirsiniz. Birazcık meraklı olabilirsiniz. Bir de çocuk haberi de olabilir aslında. Veyahut çevrenizde size aşırı derecede sizi soru yağmuruna tutacak insanlarla iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu aralar birazcık da dikkatiniz dağınık olabilir. Bu yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Özellikle araba vesaire veyahut motor, scooter kullanırken. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi evet, üçüncü kartımızı çekelim bakalım. Üçüncü kartımız ne gelecek? Aslında güzel kartlar çıkıyor arkadaşlar. Koçlar, vay! Evet, üçüncü kartımız. Üçüncü kartımız arkadaşlar, kupaların onlusu. İç mutluluğunuz, rüyalarınız artık gerçek olacak. Rüyalarınız gerçek olabilir. Yani bir şey hakkında bir hayaliniz vardır. Bu hayaliniz gerçekleşebilir arkadaşlar. Yeni bir sosyal çevre edinebilirsiniz. Ailenizden vakit geçirebilirsiniz. Ve iç mutluluğunuz yani şey olacak arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim? Bu ay iç mutluluğunuz full olacak ya. Yani hakikaten tam anlamıyla kendinizi dolu dolu hissedeceksiniz iç mutluluk olarak. Şimdi bakalım. Beşinci kartımızı çekelim.
Beşinci kartımızda bakalım Ağustos ayında Koç burcu arkadaşlarımızı neler bekliyormuş. Adalet. Güç kartı çıktı arkadaşlar. Güç kartı, yani ekstradan bir karizmatik ve seksi olacağınız bir ay olacak sizin için. Yani dış görünüş olarak Ağustos ayı, artı arkadaşlar bu dönem yeni bir şeylere başlayabilirsiniz. Aklınızda bazı planlar vardır. Yapacak mıyım, edecek miyim? Yapabileceksiniz. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü güç kartı bunu temsil eder. Yani yapacak mıyım, edecek miyimden çok, evet, başarabilirsiniz. Evet, 6. kartımızda bakalım Koç burçlarını neler bekliyor. 6. kartımızı çekelim. Ön tarafta da kaderin şeyi var ha. Kader çarkı var. Bu neymiş? Arkadaşlar, kılıçların yedilisi bu aralar, yani şöyle söyleyeyim, gizli bir takım şeyler açığa çıkabilir. Bir takım dedikodular duyabilirsiniz. Ondan sonra bu arada arkadaşlar şeye çok dikkat edin. Aldatma kartı olarak da geçer aslında kılıçların yedilisi. O yüzden yani hani böyle telefon dolandırıcıları veya online dolandırılma işlerine çok dikkat edin bu aralar. Evet, son kartımızı açacağız arkadaşlar. Bakalım Koç burçlarını Ağustos ayında neler bekliyor. Son kartımızı da açalım. Son kartımız arkadaşlar Yıldız kartı. Yıldız da gelecek kartını temsil eder arkadaşlar. Yani hayalini kurduğunuz bir şey varsa onun üstüne gidebilirsiniz bu ay. Çünkü bu kartta der ki hayaline yürü, her şey olacak. Artı işte bloggersınızdır veyahut YouTube işiyle uğraşıyorsunuzdur. Popülerlik kazanabileceğiniz bir dönem arkadaşlar. Bunu lütfen gözden kaçırmayın ve bu kartın en büyük özelliği, şöyle söyleyeyim, netlik, her şey mümkün ve imkansız diye bir şey yoktur arkadaşlar. Öyle bir dönemdesiniz. Hadi bakalım arkadaşlar, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.